en büyük keyfimiz bunlar. Çok rahat bir şekilde kuş beslediğimi, kuşa sevdalı olduğumu söyleyebiliyorum rahat rahat. Ama yani dışarının kuşçular üzerindeki algısı biraz tabii farklı. Kuş beslemek ayıplanacak bir şey değil, öyle görülmemesi lazım. İnsani olan insanın evinde bir hayvan, ya köpek var ya kedi var, bizde de kuş var. Ya benim çocukluğumdan beri evde ya kedi vardı ya köpek vardı, akvaryum besledim, kuş besledim. Yani hayvanlara karşı biz ya doğadan kopamıyoruz biz. Hayvan besliyoruz, hayvanı da seviyoruz. Biz babadan almadık bu mesleği, bu hobiyi. Tam tersine babamızdan her defasında dayak yiyerek, gizli gizli dama çıkarak amcamın damına, abimin yanına bu merakı sardık. Babamgil'in evi biraz daha yüksekti. Amcamın kuş beslediği dam bir katlı bir evdi. Yaklaşık 50 metre bir mesafe vardı. Odama ne zaman çıksam, babam eğer terasa çıktığı zaman, beni damda gördüğü zaman eve geldiğimde mutlaka dayak yerdik. Ne arıyorsun damda, sen öğrencisin. O zaman ortaokul yıllarımız. Sen okumayacak mısın? Sanki okumanın önünde bir engel olarak gördüler her zaman kuşçuluğu. Ama ben her zaman yani dayak yedik, bilmem ne ettik ama bundan uzaklaşamadık. Hani bir alışkanlık artık. Bir sigara tiryakiliği gibi bir şey. Vazgeçemiyorsun. Vazgeçmedik. Üniversiteyi kazandık, okuduk. 7-8 sene sonra memlekete döndük, avukatlığa başladık. Ondan sonra da hiçbir zaman müstakil tek başıma kuş beslemedim. Mesleğim icabı. Her zaman ikinci planda kaldı kuşçuluğum. Önce mesleğimi icra ettim. Boş zamanlarımda kuşlara zaman ayırdık. Amcamla kuş besledim. Ondan sonra Hilal Bellür diyebilir, Hilal Satıcı'yla Pac Meydanı'nda karışma kuşu besledik. En son kısmet buraya, işte İbrahim'le 40 sene sonra tekrar aynı damda buluştuk. İbrahim benim orta birden beri arkadaşımdır. Arkadaşlar hepinize selamlar, selamun aleyküm. Ben İbrahim Kaynar, 1967 doğumluyum, İskenderunluyum. Mesleğim mali müşavirim ben. Çocukluğumdan beri diyeyim, yani abimler kuş beslerken onların dama dayadıkları merdivene ben yürümeyi bilmezken çıktığımdan beri kuş besliyorum. Şöyle diyeyim, ben kuştan dolayı hiç dayak yemedim işin doğrusu. Belli dönemlerde, tabii o öğrencilik dönemlerinde evimizde kuş oldu ama ben çok ilgilenemediğim dönemler oldu. Yalnız artık kendi zevkimize göre evimizin üstünde bir kümes yaptık. Birazdan aşağıda belki göreceksiniz, damızlık yerimiz de var. Böyle bir mekanımız var şu anda. Etrafımız açık. Çok güzel bir kümes yaptık. Aşağıda çıkan yavruları, tabii birkaç tane o festivale götüreceğimiz kuşlar dışında yukarı çıkarıp uçuruyoruz. Onları da kıyamıyoruz aslında. Çünkü düşüyor, kayboluyor falan. İnsanlar da bunu saklıyorlar. Onun için bazılarını çıkartmıyoruz yukarı. Ama %90'ını yukarı çıkarıp uçuruyoruz. Şu anda en büyük keyfimiz bunlar. Burada gördüğünüz kuşların çoğu bizim evimizde çıkan yavrular. Damımızdaki kuşları yaşlarına göre kategorize ediyoruz. Yani şöyle diyelim, aşağıdan yukarı çıkarttığımız kuş, yani bebekleri büyüklerin arasına koymuyoruz. Bir büyüklerini de ayrı bir kümese koyuyoruz. Yani en küçükler, sonraki büyükler, feke düşenler, sonra feki bitmiş büyük eke olanlar. Yani o şekilde kümeslere ayırmışız. İlk yavru çıktığı zaman diğerleri ezmesin diye daha ayrı bir kümese koyuyoruz. Biraz daha büyüyünce ikinci kümese koyuyoruz. Yani mekanımız aslında bunlara uygun. Ona göre sınıflandırmışız. Hep vardı bizim evimizde güvercin. Abim eski iyi kuşçulardan. Yani ben birazcık onlardan öğrendim işin doğrusu. Tabii daha sonra büyüdük. Onlar bıraktılar. Biz devam ettirdik. Hep beraberiz şu anda. Yani işin keyfini beraber sürüyoruz aslında. Arkadaş grubumuzla evimizdeki her şeyi paylaşıyoruz yani. Kuşçuluğun kötü olmasını maddiyata bağlamak istemiyorum. Aslında eskiden de insanlar evinde yiyecek ekmeği yokken iyi kuşa meraklıydı. Birazcık insanların tercihi değişti. Öyle düşünmek de istemiyorum aslında. Bu biraz tercih meselesi. Yani gövün akışta uçur. Karışma yapacaksan onlarla yap. Yani ama seviye öyle bir düştü ki şu anda, yani baktığın zaman keyif almadığın kuşları şu anda İskenderun'un karışmasına yakışmıyor aslında. İskenderun karışması Türkiye'nin en iyi karışması. Şu anda kalite düştü iyice. Yani kuşçu kalitesi de düştü. Bir de şöyle bir şey var aslında, şuna da değinmek lazım. Şu anda
İskenderun'daki bulunan kuş seviyesi, kuş kalitesi şu anda biraz merkez şeye doğru kaydı. Eskiden Antakya'da bulunurdu çok iyi kuşlar, damızlık kuşlar. Şu anda Antep tarafına kaydı. Ne yazık ki elimizdeki iyi kuşlar o tarafı hiç para falan yapmadan, paranın büyüklüğüne bakmadan onları elde ettiler ve geliştirdiler. Şu anda İskenderun ve Antakya geri plana düştü. Bunun tespitini yapmak lazım. Uçan kuş açısından da İskenderun karışması aslında Türkiye'nin en iyi karışma olan yeri. Ama kuş kalitesi olarak işin doğrusu düştü. Ben kuş besliyorum, toplumun içinde kuş besliyorum rahat diyebiliyor musun? Mesele o. Ya ben her ortamda da kuş beslediğimi söylüyorum. Çok değişik mekanlarda, ortamlarda bulunabiliyoruz. Ben oralarda çok rahat bir şekilde kuş beslediğimi, kuşa sevdalı olduğumu söyleyebiliyorum rahat rahat. Şimdi ama yani dışarının kuşçular üzerindeki algısı biraz tabii farklı. Kuş beslemek ayıplanacak bir şey değil, öyle görülmemesi lazım. Çünkü hemen hemen her insani olan insanın evinde bir hayvan, ya köpek var ya kedi var, bizde de kuş var. Ya benim çocukluğumdan beri evde ya kedi vardı ya köpek vardı, akvaryum besledim, kuş besledim. Yani hayvanlara karşı biz ya doğadan kopamıyoruz biz. Hayvan besliyoruz, hayvanı da seviyoruz. Hep kuş oldu evimizde. Hiç pişman değilim. Ya şunu düşün ki pandemideyiz, herkes evine kapanmış. Biz yani pandemiden en az etkilenen kişi biziz. Dama çıkıyorsun, bak şahane bir hava. Kuşlarla ilgileniyorsun, altındaki yavruları büyütüyorsun, yumurtaları sayıyorsun, tarihi yazıyorsun. Hangisi hangisinin yavrusu, onun notunu alıyorsun. Ya bundan daha büyük bir keyif var mı? Bana ne, millet dışarı çıkmamış. Yani öyle düşünebilirsin. Ha, ekonomik şartlar insanları zorladı, çok kötü dönemler geçiriyoruz. O ayrı bir şey. Ama hayvanlarla uğraşmak çok güzel bir şey. Bizim evimizde, ya işin bir de şöyle bir tarafı var. Buraya ilk taşındığımızda ben hep ekstra kuş koymak istedim. İkinci sınıf, üçüncü sınıf hiç kuş koymadım. Hep de yavrudan çıkarttık. Dışarıda gördüğüm güzel kuşları, sevdiğimiz kuşları alırdık, koyardık, büyüttük. Sonra bazı gelişmeler oldu. Biz savaşmak gerekti. İşin doğrusu biraz cephane biriktirmemiz gerekti. Birazcık insanları, yani hep iyi kuşla onları yapamıyorsun. O yüzden ikinci sınıf, üçüncü sınıf kalite kuşlar koymaya başladık. Niye? Bazılarına caydırıcı olsun diye. Yoksa hep bu tür kuşlar besledik biz. Bu sevdamız bu kuşlar bizim. Zaten aşağıda damızlık yaptığımız kuşlardan belli yani. Onları çıkarttık. Şu gördüğün kuşlar mesela alttan yukarı çıkarttığımızda, birkaç çıkarttığımızda meverdiler mesela. 3 günden aşağı gezip bulan kuş yok. Ve bu bugüne kadar tutulanı sadece bir tanesi tutuldu. Yani 10 senedir belki de 500 tane meverdi çıkardık, yukarı uçurduk, ettik. Bir tanesi tutuldu. Yani tutulan kuşlar değil bunlar. Kanı da sağlam. Ama bunları da karışmaya bırakmak insanın acıtır yani, içini acıtır. Yani çünkü İskenderun'un karışması bir Antep gibi, Urfa gibi değil. Bırakıyorsun buradan 5 kilometre, 10 kilometre gidiyor. Orada karışıyor. 1000 tane kuş, 2000 tane, 5000 tane kuş. Bir saat sonra evine geliyor. Karanlık olmuş. O kuşun tutulmama, yani kuş tutulur. İskenderun'daki karışmasında en yavuz kuş tutulur. O yüzden ya bunları karışmaya bırakmaya gönlüm el vermiyor. O yüzden biraz ehven kuş koyduk. Ama bizim sevdamız bunlar. Ben Ali Avcı. Ben 1967 doğumluyum. İskenderun doğumluyum. Avukatım. Avukat Ali Avcı. Yaklaşık 30 seneden beri, 92-93 senesinden beri İskenderun'da serbest avukatlık yapmaktayım. 11-12 yaşımdan beri bu kuşa bulaştık. İskenderun'da şu gördüğün yerde, Numune Mahallesi'nde amcam Ali Kıt diyebilirler, Ali Avcı'dan.
bu sanatı aldık. Ama bulaşmamız çok zorluydu. Çok zorluydu. Biz babadan almadık bu mesleği, bu hobiyi. Tam tersine babamızdan her defasında dayak yiyerek, gizli gizli dama çıkarak amcamın damına, abimin yanına. Az yukarıda Koreli dayımız vardı bizim, rahmetli Koreli dayımız. Onun kuşlarını uzaktan seyrede seyrede bu kuşa meraklandık. 30 senedir de burada avukatlık yapmaktayım. Bu mesleğimin stresini atmak için en güzel hobilerden biridir kuşçuluk. En azından stresini alıyor. Şu dava akşamleyin çıktığında 2-3 tane kuşu seyrediyorsun. Yavruları uçarken görüyorsun. Bir yavruyu sökmek, inan bütün stresini al, bütün iş yükünü, iş stresini alıyor. Kuş beslediğimden ötürü hayatımda şey olmadım, pişman olmadım. Çok güzel bir hobi. Ha, babamızdan kalmadı bu sevda. Tam tersi, babamızdan dayak yiye yiye babamıza inat kuş besledik. Ne zaman damda görürsek akşam mutlaka dayak yerdik. Babamgil'in evi biraz daha yüksekti. Amcamın kuş beslediği dam bir katlı bir evdi. Yaklaşık 50 metre bir mesafe vardı. Odama ne zaman çıksam, babam eğer terasa çıktığı zaman, beni damda gördüğü zaman eve geldiğimde mutlaka dayak yerdik. Ne arıyorsun damda? Sen öğrencisin. O zaman ortaokul yıllarımız. Sen okumayacak mısın? Sanki okumanın önünde bir engel olarak gördüler her zaman kuşçuluğu. Ama ben her zaman, yani dayak yedik, bilmem ne ettik ama bundan uzaklaşamadık. Hani bir alışkanlık artık. Bir sigara tiryakiliği gibi bir şey. Vazgeçemiyorsun. Vazgeçmedik. Üniversiteyi kazandık, okuduk. 7-8 sene sonra memlekete döndük, avukatlığa başladık. Ondan sonra da hiçbir zaman müstakil tek başıma kuş beslemedim. Mesleğim icabı. Her zaman ikinci planda kaldı kuşçuluğum. Önce mesleğimi icra ettim. Boş zamanlarımda kuşlara zaman ayırdık. Amcamla kuş besledim. Ondan sonra Hilal Böllür diye bilir, Hilal Satıcı ile Pac Meydanı'nda karışma kuşu besledik. En son kısmet buraya. İşte İbrahim'le 40 sene sonra tekrar aynı damda buluştuk. İbrahim benim orta birden beri arkadaşımdır. Sonunda bu damda buluştuk. 3-5 seneden beri bu damda beraber kuş besliyoruz. Ben kendimi bildim bileli karışma kuşunu severim. Sana Koreli dayıdan bahsedeyim. Onları seyrederken, yani bazen çok nostaljik oluyorum ama adamın Meverdi'den, Şam'dan, Ağ'dan, Gevalaca, Bağdadılar'dan daha düşük kuşu yoktu. Ve bunlarla karışma yapardı. Ama biz çocukken onun alt tarafında amcamgilde kuş beslerken ben hayatımda Koreli'den bir tane Şam'ı, bir tane Gevun Ağaşı, bir tane Gevun Karanfil'i tuttuğumuzu hatırlamam karışmadan. Vedat vardı mesela, Doktor Vedat vardı. Sana o anımı anlatmadan geçmeyeyim. Bir zaman Vedat'ın 50-60 tane karışmacı kuşu var. Doktor Vedat diyebilir İskenderun'da. Koreli'den sonra veya Koreli ayarında kuş beslerdi. Amcamın karışma kuşu vardı. Abimin gene kümes görünüyor, yıkık bir kümes. Abimin orada bir güvercin kümesi vardı. İkisi birden tamam ardı ardına karışmaya bırakırlardı. Tam böyle Nisan-Mayıs ayları. Kafa kafaya karışırlardı Vedat'la. Doktor Vedat'ın 50-60 tane kuşunu bizim odanın dibine yatırırlardı. Biz de yukarıdan seyrederdik. Ben abimin orada kuş beslerken yukarıdan seyrederdik. Kuş döndüğü zaman göğ nakışlar, göğ karanfiller, kara nakışlar bir hafta boyunca şu dağın dibine kısaya yattığını bilirim. Geceye kadar çevirip bir tane kuş tutamadığımızı bilirim. Kuşlar o zaman o kadar sağlamdı. O kadar iyiydi. Bizim zaten filo güvercinlerimiz bunlar, karışma güvercinlerimiz bunlar. Ben insanlara bunu anlatamıyorum. Bu kuşların genleriyle posta kuşunun genleri farklıdır. Bakın burada biz mesela karışma yapıyoruz. Burada 80 tane kuşumuz var, 10 tane filo güvercinimiz var. Diğerleri kırma. Saat 5'te bırakırsın, 5.30'da 6'ya çeyrek kala ilk gelen kuşlar bizimkiler. Niye geç bırakıyorsun? Kuş güneşin batışına göre ayarlıyor. Burada bakarsın sarı alaca gesler, sarı alaca sarı gümüşler, kara alaca kırkırıklar ilk gelen kuşlardır. Bunların geni bu. Geceye pek fazla kalmaz. Geceye kalan kuş 80-100 taneden bir tanedir. Ama maalesef İbrahim'in deyimiyle ilk postayı İskenderun'a abisinin sayesinde getiren benim. Getirdiğim güne lanet olsun diyorum, ben bıktım. Sene 94-95 yılları. O zaman amcamın yanında kuş besliyordum. Her zaman karışma kuşu besledim. 94-95'li yıllardan beri. Gece en geç gelen kuşumuz kırmızı nakışlıydı. Bir dönem sonra kırmızı müsevertti. Bir dönem sonra siyah müsevertti. Göğ olacak kırk kuruktu gece gelen kuşumuz. Biz onları beklerdik, öyle şeyi kapatırdık. Şimdi bakıyorum havada zaten 80 tane posta gidiyor. İsimleri yok.
3 tane kuşumuz eksik, 5 tane kuşumuz eksik. Ama ben kuş beslerken yani müseverdi beklerdim, kırmızı nakışıyı beklerdim, ağı beklerdim. Böyle gördüm çocukluktan. Onun için şimdiki kuşçuluktan zevk almıyorum. Karışmadan zevk almıyorum. Ama şu kuşları seyretmek havada. İsmi var. Her birinin bir ismi var. Ha gövalaca kırkuruk gelmedi diyorsun. Karalaca kırkuruk gelmedi diyorsun. İnsanlara bunu anlatamıyorsun. Kaçan kuşu geri göndermek vardı. Gövalaca orans kaçardı, arkasına sallardı. Gider kuş gezginç gelirdi. Şimdi kaçan kuş yok. Kaçacak saat yok. Mesafesi yok. Saat 5'te bırakılması gereken kuş saat 6'da karışmaya bırakıyorsun. 6.30'da güneş şey yapıyor. Güneş batıyor. Demin de söz ettiğim gibi 30 senelik meslek hayatım var. 30 senedir avukatlık yapıyorum İskenderun'da. Herkesin malumudur. Yani çok stresli. Senin de abin avukattır. Ondan bilirsin. Çok stresli bir meslek, çok sıkıntılı bir meslek. Canın sıkılır. Bir davaya girersin. Bir az yani baş bir şeyleri kaç bir süreyi kaçırırsın. Canın sıkılır. Akşam gelirsen ancak şu güvercinlerle biraz stres atıyoruz. Güvercincilik aslında çok iyi bir meşgale. İyi bir stres, iyi bir hobi. İnsanın bütün sıkıntısını alıyor. Ha eskiden biz çocukken babamızdan niye dayak yedik? Kuşçuluk iyi bir uğraşı değildi o zamanlar. Kuşçulara iyi gözle bakılmazdı. İyi gözle bakılmazdı. 1950'lere 60'lara kadar Maraş'ta kuşçu olana kız vermezlerdi. Bir davamdan ötürü araştırdım. Osmanlı döneminde mesela Şafii inanışına göre kuşçuluğun şahitliğine itibar edilmez. Mahkemelerde veya kadı huzurunda. Neden? Çünkü kuşçular yalancı olur. Kuşçular birbirinin kuşunu saklar. Sakladığından ötürü bu yalancılık günahı işlediğinden ötürü Şafii mezhebine göre şahitliği kabul edilmez. Ama ben 20-30 seneden beri şunu gördüm. Çok temiz insanlar var. İşte ortağımız mali müşavir İbrahim Kayın, doktorlar var. Milletvekili olan arkadaşlar var, kuş besleyenler. Sanatkar insanlar var. Çok iyi esnaflar var. Biz bunu yavaş yavaş kırmaya başladık. Kuşçuluk yalancılık değildir. Kuşçuluk hırsızlık değildir. İyi bir hobidir. Ben de şunu iddia ediyorum. 25-26 seneden beri İskenderun'da karışma yaparım. Bir kez birinin kuşunu sakladığımı bilmem. Böyle olmak lazım. Eski kuşçular daha iyiydi. Birbirinin kuşunu tuttuğunda telefon açar veya akşam kahvede görür senin kuşunu tuttum derdi. Ya işin zevki bu. İşin zevki saklamakta değil ki. Şimdiki kuşçulara bakıyorsun zaten saklanacak kuş da değil aslında. Artık maddi değeri kalmadı. Akşam karışmadan gelen kuşum. Benim nazarımda maddi değeri yok. 7,5 lira etmez kuş. Rahmetli Koreli'nin deyimiyle 7,5 lira etmez kuşlarla bir sürü kuşumu tutarlardı falan derdi. Şimdiki durum bu. Koreli damına kimseyi çıkarmazdı. Benle rahmetli bir amcamın oğlu vardı. Bana ilk kuşçuluğu aşılayan da amcamın oğluydu. 21 yaşında rahmetli oldu 30 sene önce. Şeye çıkardık şu bayrağın olduğu yeri görüyorsan gösterebilir. Bayrağın olduğu yerde gazino diye bir yer vardı. Hiç çalıştırılmayan bir belediye gazinosu vardı. Oraya çıkardık. Hemen 30 metre 40 metre mesafedeydi Koreli'nin damı. Koreli'nin damına bakardık. Arada sırada bize gel derdi, kafası iyi oldu, dama çıkardık. Daha 11-12 yaşlarındayız. Damına çıkardık. Ya şu kuşlar falan halt etmiş. En kötü kuş gövalaca bağdadı, karaalaca bağdadı. Orans falan daha yeni çıkıyor. Mesela herkes bilir. İlk İskenderun'a gelen şafra Koreli'nin şafrasıdır. Yüzüğünden şey yapmıştı. Altın bir küpe yapmıştı. O kuşlar çok değerliydi ve çok da asildi o kuşlar. Mesela ben Koreli'nin şafrasını hiç unutmam. 3 sene 5 sene karışma yaptı. Amcamın oraya bir defa düştüğünü bilirim. Ya insan gibi ilk önce sizin eve doğru Dumlupınar'a doğru çıkardı. Dumlupınar'dan yükseğe çıkardı. O kadar akıllı kuşlardı. O kadar asil kuşlardı. Ben o zaman karışmadan böyle 3 tane, 5 tane, 10 tane kuş tuttuğumuz vaki değildi ya. Haftada bir tane ya düşer ya düşmez. Göv nakışlı gece gelirdi. Göv karanfilli gece gelirdi. Şimdi bakıyorum göv nakışlı, göv karanfilliyi içeride tutuyoruz. Ya göv kalemi çok sağlam olur. Hayır. Hiçbir zaman utanmadım. Benim bütün meslektaşlarım da kuşçu olduğumu bilir. Bütün okuldaki arkadaşlarım da kuşçu olduğumu bilir. Bu benim en sevdiğim hobim. Bundan da hiç gocunmadım. Bana kuşçu avukat da derler. Adliyede de böyle seslenirler. Bundan hiçbir zaman da gocunmadım. Çünkü bir kötü tarafı yok. Böyle durabilir miyim? Başka bir şey çağrıştırır mı böyle durursan? Yok.
Bir dakika. İyi, sabahına kadar arkası gördü çıkarttı. Güzel oldu. Güzel oldu. İçimi döktüm lan. Evet, abi. Şimdi bir deneme kaydımızı başlayalım. Ne zaman yayınlanacak Rüşat? Daha iyi. Hayır, deneme yayınında onu söylüyorum. Bunu da kalan arkadaşım. Bu güzel oldu abi. Bir saniye abi. Çocukluğuna gidelim. Hani yedik. Ali de bahsetti aslında hayatın stresini atmak için aslında bütün insanların bir şeyi var. Yani deşarj olacağı bir kanal olması lazım. Çünkü baktığın zaman artık hayat eskisi gibi değil. Şu anda 24 saat bundan 100 sene önceki 24 saat gibi değil. Çünkü o zaman 24 saatin içinde 3-5 saatlik bir çalışma vardı. Şu anda iletişim dediğin, telefon dediğin şey 24 saatin 24 saatini insanlar meşgul edebiliyor. Onun için bizim kaçabileceğimiz bir yer yapmak zorundaydık biz. Orası da burası. Kuşların yanına geldiğin zaman bütün dünyayı unutuyorsun. Ya yani burada içtiğin kahvenin keyfi başka bir yerde mümkün değil, alamazsın. Dolayısıyla ya bugüne kadar kuşçulukla ilgili hani derler ya şöyle zararını gördüm, böyle zararını gördüm. Ben bugüne kadar zararını görmedim. Çünkü bunu haddini bilerek yapmak lazım. Hayatını etkilemeden yapmak lazım. Ha, çocuklarımızı şöyle mesela benim çocuğum da var, Ali'nin de çocuğu var. Daha bir gün gelip damda bir saat oturmadı benim oğlum. Yani niye? Çünkü ilgi alanı farklı. O yani zevkleri farklı. Eğer hayatını etkileyecek, geleceğini etkileyecek kadar zaman ayırır, hayatını etkileyecek kadar kendisine zarar verecek bir noktaya getirirse, mesela şu anda öğrenci, okuyor. Eğer öğrenimini etkileyecek üniversitede şimdi, lise döneminde eğer öğrenimini etkileyecek bir şey yapsaydı, zamanını burada çok harcasaydı, engellerdim, engellemeye çalışırdım. Ama bunu eğer haddini bilerek, zamanını ayarlayarak, şimdi çalışanlar için de söylüyorum, zamanını ayarlayarak işini engellemeden, büyük bir zevk bu. Ama birincil iş değil bu. Bu bir zevk. Yani şimdi benim mesleğim, ben mali müşavirim. Düşün ki bir iş yerinde, bir iş yerinin maliye ile olabilecek bütün sorunlarını sen üstleniyorsun. O stresi düşünsene. Yediğin bir cezayı sen onu kurtarmaya çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Senin işveren olarak iş yerinde yaşadığın sorunları ben yaşıyorum. O yaşadığın stresi eve geldiğin zaman, o bir meverdinin şöyle bir döndüğü zaman, havada böyle deli gibi uçtuğu zaman şeyi bütün dünyayı unutturuyor sana. Bu gerçek yani, bu abartı falan değil. Kuşçulara sor, kuşa baktığı zaman dünyada başka bir şey düşünmez. Ha, bu nedir? Tabii bunu uzatmamak lazım. Yani belli bir sınırda bırakmak lazım. İşini etkilemeden, öğrenciysen öğrenciliğini etkilemeden bir hayvan sever olarak görmen lazım kendini. Yani şöyle düşün, evinde bir köpek var. Köpeğe ne kadar zaman ayırırsın? Bütün hayatını ona bağlar mısın? Değil. O da bir keyif. Bunlar da böyle bir şey. He, ama bunlar bir şey, bir özelliği var. Acıktığı zaman acım diyemez. Susadığı zaman susadım diyemez. Onu sen vereceksin ona.
sen bakacaksın. Hastaysa sen bileceksin. Ses çıkaramaz hastalandığı zaman. Bir köpek mesela hastalandığında şey yapabilir. Ik ik falan şeyler çıkarabilir. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Bu kafasını devirir düşer. Onun için ilgi lazım bunlara. Ama hayatını etkilemeden, öğrenciysen öğrencinin etkilemeden, yapabiliyorsan yapacaksın. Yapamıyorsan onu yapmayacaksın. Ya insan kendini bilmeli aslında. Ayıracağın zamanı kendin ayarlayabilmen lazım. Senin büyüklerin, şu bugüne kadar sen duydun mu bir baba çocuğunu dövüyor diye o kuş işini bıraktı? Ben duymadım bugüne kadar. Dolayısıyla bunu doğru yönlendirebilmek lazım. Doğru yönlendirirsen bu artıdır. Eğer yanlış yollara giderse eksidir, yanlıştır, kötüdür. Şimdi aşağıda bir kuşumuz var mesela. Çok değerli, kıymetli bir kuş. Bir aydır ona bakım yapıyoruz biz. Çünkü hastalandı. Kurtarmaya çalışıyoruz o kuşu. Şu anda düzeldi. Düzelttik onu. Belki de zamanında müdahale edemediğimiz için böyle oldu. Ama onu birinci gün farkına varmış olsaydık belki şimdi bir aydır verdiğimiz ilaçları belki de iki günde bitirecektik. Onun için kuşların takip edilmesi çok önemli. Son yıllarda yani belki de bir 15 senedir festivaller yapılmaya başlandı. Bazı nesillerin kalitesi çok yükseldi. Bu üretimde de yükseldi, ithalatta da yükseldi. Yani insanlar bazı kuşları belki de festivaller olmasaydı yok olmaya mahkum olacak bazı nesiller var. Festivale alınan kuşun kalitesi alınmayan döneme göre çok daha yükseldi mesela. Mesela bir kara nakışlı, bir şami, müsevet mesela. Yani eskiden müsevet nasıldı, şimdi nasıl? Ya bakmaya doyamadığın cinsler çıkmaya başladı. Bu da festivallerin büyük etkisi var. Şöyle bir dezavantaj oldu. Kuş fiyatları çok yükseldi. İnsanların kuşa erişimi biraz zorlaştı. Yani iyi kuşa erişimi zorlaştı. Ama ben zamanla bunun daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hani festivale bir meverdi, bir müsevet, bir şami, bir ağ festivale hazırlarken bir sürü insan bunları üretmeye başladı. Daha fazla zaman harcamaya başladı bunları. Ben faydasının olduğunu düşünüyorum. Bir sürü şey konuştuk. Bazı belki de haddimizi aşan şeyler söylemiş olabiliriz. Eğer bir kusurumuz olduysa affola o konuda. Yani kendi düşüncelerimizi söylemeye çalıştık. Birileri bir şey düşünüyor diye onlara bir şey söylemek babında söylemedim bunları. Kendi düşüncelerimdir bunlar. Herkese iyi akşamlar. Herkes güzel kuş beslesin. Kuşçu olan insan çalışmıyor. Kuşçu olan öğrenci tembellik yapıyor. Niye? Sabahtan çıkıyor dama, akşama kadar damda kalıyor, inmiyor. Yani bu sadece bir hobi. Yani ilk önce işini yapacaksın. İlk önce üzerine düşen görevi ifa edeceksin. Ondan sonra kendin stresini atmak için dama çıkacaksın. Şimdiki gençlere tavsiyem de bu. Yani kuşçuluk kötü bir hobi değil. Ama kendini frenlemeyi bilirsen, 24 saat boyunca damda kalırsan, tabi işine de zarar verir, çevrene de zarar verir, ailene de zarar verir. Ben önerir miyim? Kendini kontrol edenlere öneririm. Ama kendini kontrol edemeyecek bunu, sabahtan akşama kadar çıkayım, hiçbir gelirim olmasın, kuşçuluktan hayat kazanılmaz. Yani şimdi kötü bir alışkanlık değil ama sorarsan, mesela benim oğlum da hukuk okuyor ama oğlumu da hiçbir zaman dama çağırmadım veya çok iyi meşgaledir falan demedim. Niye bilmiyorum. Belki benim kadar kontrollü olmayacaktı. Belki İbrahim kadar kontrollü olmayacaktı. Yani bir tür tiryakilik. Kontrol edebiliyorsan çok güzel bir hobi. Ama demek ki çocuğuma güvenemedim. Onun için aşılamaktan korktum, uzak durdum. İbrahim'in de oğlu var. İnsanlar çekiniyor yani. Kaptırmaktan çekiniyor kendini. Önce işin, ondan sonra kuşunu besleyeceksin. Gençlere de tavsiyem bu. Önce işlerini icra etsinler, önce bir ayakta durmayı öğrensinler. Ondan sonra artan zamanlarında kuş beslesinler. Ve kuşçuluk tek başına icra edilecek bir iş değil, benim anladığım bu. Mutlaka yanında bir ortağın olacak. 2-3 kişi ortaklık edeceksin. Biri olmazsa o biri olacak, biri olmazsa o biri olacak. Yoksa devamlı aynı dama çıkmak zorunda kalırsan işinden geri kalırsın. Şimdi arkadaşlar, şunu özellikle belirtmek isterim konuşmamın sonunda. Lütfen çocukluğumdaki o güzel kuşlarımıza dönelim. O kara nakışları, o göğ nakışlıları, o göğ karanfilleri havada görmek istiyoruz. Bütün kuşçulardan ricam. Ya arkadaş 3 tane, 5 tane, 10 tane. Servet'e de söylüyorum bunu.
posta besleyin, tamam anladık, ilk postayı ben getirdim ama 80 tane kuşun arasına 3 tane koydum. Lanet olsun o güne. Sizden ricam, lütfen havada bir kara gümüşünüz olsun ya. Bir kara alacaklık kuyruğunuz olsun. Karışmaya giderken. Bir baştan karanız olsun yani. Herkese çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Bize bu fırsatı sundunuz. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Damda sarf edilecek süre çok önemli aslında. Yani böyle baktığımız zaman bunu bir kişinin yapması mümkün değil. Şimdi bu gördüğünüz damda biz yaklaşık olarak işte ben varım, Ali var, abim var, Servet diye bir arkadaşımız var. Bu kuşların hepsi hepimizin. Yani hepsi, herkesin burada emeği var. Herkes yardımlaşarak böyle bir şey yapabiliyoruz. Yani bir sadece ben tek başıma veya bir Ali tek başına, abim tek başına falan bunlar yapamaz. Dolayısıyla biz işleri paylaşarak, birbirimize yardım ederek, bu bir zevk ama bir de emek var burada. Onun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kürşat kardeşime... Dur abi, ben yanına geliyorum. Sen bizi, beni unuttunuz tabii. Bir dakika, unutmadım, söylüyorum. Tamam. Sen söylemeden söylüyorum. Alabi böyle oturmuş, elinde borsa takipleri bakıyor, şey bakıyor, kripto parayla. Alabi de kaybetmişiz kripto parada arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir şey var burada. Şimdi bu kuşçu camiası, yani şöyle diyelim, Mersin, Urfa, Adıyaman, tabii güneyde de Hatay, bu bölgede bu işleri organize eden, en iyi organize eden kişi Kürşat. Abi teşekkür ederim. Kuşçuluk camiasının Kürşat'a çok büyük borcu var, teşekkür borcu var. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani bu bir kuşçuluk belgeseli gibi oldu. Keşke bundan 30 sene önce buna benzer şeyler yapılabilseydi, değil de mi? O günleri görseydik. Ama 30 sene sonrakiler bunları görecek. Zaten bizim videolarımızın en büyük değerleri, ben 15-20 yıl sonra anlaşılacağını sanıyorum ama ben o zamana kadar yaşar mıyım? Bu işi i̇şte yapmaya bunlar, devam eder miyim? Orası meşhur tabii tarihi, abi. Tarihi belgeler bunlar. Tabii ki öyle. Yani o gözle bakmak lazım. Bizim burada konuşmaya çalıştığımız şeyler ileriki nesillere belki de bir şeyler öğretecek. Belki biz bakacağız, başkalarından öğreneceğiz. Onun için Kürşat'a çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videolar gelsin istiyorsa kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve neydi abi, like atmayı unutmuyoruz. Lütfen arkadaşlar, nokta dahi olsa yorum atın ve kanalımıza, sağ alt tarafta kırmızı bir buton var, abone ol. Bu ücretsiz, kanalımıza destek olun. Büyük ihtimal bu videonun sonunda, yani bu videodan sonra Güneydoğu turuna çıkacağım. Siz bu videoyu izlerken ben Antakya'da olmuş. Oradan Osmaniye, Antep, Nizip, Kilis, İslahiye, Maraş, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman. Belki de Şırnak'a çağır davet de Şırnak'a da geçebilirim. Çok alakasız bir yer ama her an her şey olabilir. Sizler için ya jübile diyorum ya devam diyorum. Eğer destek olursanız bu video serilerimiz devam edecek. Ama eğer Güneydoğu turum iyi geçmezse ve artık dersem ki ben de yoruldum. Arkadaşlar, üzgünüm ki belli bir şeyin sonlandırması gelmek zorunda. Çok emekler sarf ettik, görüyorsun abi, in çık, aman çok, kaybetmeyelim. Çok büyük yani kolay değil, tamam sizler belki bir şamı müsevert ya da karışma koşulunu iyi besliyor olabilirsiniz ama ben de sizlerin hayatlarını en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bu jübile turunda bana destek olursanız sevinirim. Ha, burada yanlış anlaşılmasın, yani jübile derken bırakıyorum anlamında değil ama desteğin artık görmek istiyorum abi. Kanalımız yaklaşık 3 yılda 20 bin abone olmuş, çok düşük bir rakam benim için. Yani belgesel gibi çekiyoruz, seçtiğimiz müzikler, geçişlerimiz, sizlerin o hareketleri, o anı yakalamak, kamera arkası görüntüler, aman o olmasın. Arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Bu turumda böyle olacak, bunu da duyurayım ben size. Başka bir şey ekleyelim mi abi? Çok teşekkür ediyorum. Abi elinize emeğe sağlık. Buradan Ali abiye, Servet abiye ve abimize başlayısınız. Allah razı olsun, bizi misafir ettiniz. Bu videoda aracı olan tankerci Nihat'a, Nihat İtimoğlu'na da selam olsun. Çok sağ olsun. Nihat abi dedi ki, kardeşim ben seni götüreceğim dedi. Sıkıntı yok, tüm iyi kuşlara tanıştıracağım seni dedi. Hayır, sıkıntı hepsi beni tanıyor da dama çağırmıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Abi göz değmez. O yüzden yani ben bir nazar boncuğu koyarım videonuza. Damınıza çağırın beni lütfen. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. İyi uçuşlar. Şahane kapanış. Değil mi? Güzel oldu. Görüşürüz. Şimdi Şami'de olmazsa olmaz bazı özellikler var. Yalnız belli dönemlerde, mesela festival kriterlerinde, bundan 10 sene önceki Şami'nin kriteriyle şimdiki Şami kriterleri çok değişti. İnsanların zevkleri değişti aslında.